Evet arkadaşlar. Şimdi bu hard disk kopyalama işini yapmak için neye ihtiyacımız var? Onlara bir bakalım. Eğer yeni hard diskiniz, eski hard diskten bahsetmiyorum arkadaşlar. Eski hard disk bilgisayarın içinde kalıyor. Bu kopyalama işlemi sırasında ona dokunmuyoruz. Yeni hard diskiniz eğer SATA ise, yani bu klasik bir hard disk olabilir ya da şöyle bir SATA SSD disk olabilir. İhtiyacınız olan şey şöyle bir SATA USB adaptörü. Bunu nasıl kullanıyoruz? Yeni SATA diskimizi takacağız buna ve de bunu laptopumuza takacağız. İçindeki hard diski buna kopyalayacağız. Peki eğer yeni hard diskimiz bu M.2 NVMe drive'lardansa ne olacak? Bu da SSD disk tabii ki. O zaman da şöyle bir USB adaptörüne ihtiyacımız var. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu şunun içine yerleştiriyoruz ve de daha sonra bunu bilgisayarımıza takıyoruz yine. İçindeki diskimizin ne olduğu hiç fark etmez. Eski klasik disk olabilir, yine NVMe SSD olabilir ya da SATA SSD olabilir. Hiç fark etmez arkadaşlar. İçindeki diski her neyse bu yeni NVMe diske kopyalıyoruz. Bir de başka bir parça daha var ihtiyacımız olan. Bu da bir USB flash disk. Buna niye ihtiyacımız var? Şimdi öncelikle bu nasıl bir disk olacak? Bunun 500 MB bile olsa yetiyor arkadaşlar. Bu 8 GB'lık ama öyle 1 GB'lık, 2 GB'lık USB flash disk bile işinizi görür USB. Şimdi bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Laptopun şu USB adaptörüne takıyoruz. Ve de laptopu başlatırken kapatıyoruz arkadaşlar. Açarken bu delete tuşuna basıyoruz. Ve de BIOS'umuzu bu USB'den başlayacak şekilde ayarlayacağız. Şimdi bunu peki bu USB'den nasıl başlayacak? Bu USB diskin içine arkadaşlar bir program yükleyeceğiz. Ondan sonra ben size onu biraz sonra göstereceğim. Ve de bu USB diskten makineyi boot edeceğiz. Onun içindeki kopyalama, disk cloning yazılımı sayesinde içindeki diski her neyse ya bu yeni aldığımız SATA diske ya da yeni aldığımız bu NVMe diske kopyalayacağız. NVMe hızlı olduğu için kopyalama işlemi daha hızlı tabii ki. Çok daha hızlı. Ben klasik diskleri kopyaladım arkadaşlar. Eski 1 TB'lık klasik hard diski yeni bir 2 TB'lık hard diske kopyaladım. Yaklaşık 3 saat sürdü. Yine içindeki 250 GB'lık NVMe diski yeni 1 TB'lık NVMe diski kopyaladım. O da yaklaşık 20 dakikada bitti. Ondan sonra şimdi kopyaladıktan sonra peki disklerimizin tabii ki boyları aynı boyda değil büyük ihtimal. O zaman ne olacak? Arkadaşlar bu işlem benim size göstereceğim işlem birebir kopyasını oluşturuyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela eski diskim 250 GB'tı. Yeni diskin 1 TB. Yeni diskin içinde yine eskisinin aynı kopyası olan 250 GB'lık bir partition olacak. Ve de 750 GB'lık boş yer olacak. Onun içinde yine bedava yazılımlar var. Bunlardan bir tanesi Mini Partition Wizard. Onu yükleyip de yani yeni kopyaladıktan sonraki 250 GB'lık partition'ı arkadaşlar extend yapacaksınız. Tamam mı? Mini partition tool'u daha en sonda artık. Bütün kopyalama işi bitti. Partition'lar kopyalandı. Yeni diskenizde bir sürü boş yer var. Yeni büyük diskenizde. Eski partition'ı seçeceksiniz ve de extend diyeceksiniz. Bütün boş
alanı kullanacak kadar 1 terabayta kadar onu extend yapacaksınız. Ve de bu işlem burada bitmiş olacak. Ben bunu 3 defa yaptım. 3 ağır diskte, 3 farklı diskte. Gördüğünüz bu SATA SSD'yi de kopyaladım. Bu NVMe diskleri de kopyaladım. Ve de herhangi bir sorun çıkmadı. Şimdi işleme geçelim. Yalnız bir şey söylemeyi unuttum. Şimdi bu işlem sırasında özellikle de şu flash diski hazırlarken arkadaşlar bu flash diski bu flash diski bir işletim sistemi yükleyeceğiz. Linux. Bu otomatik yükleniyor. Ancak bunu yaparken dikkatli olmanız lazım. Eğer yanlış bir şey yaparsanız asıl hard diskinizdeki Windows açılmayabilir. O yüzden şimdi videoyu ben yavaş yavaş anlatacağım. Bu videoda yavaş yavaş anlatacağım işlemi. Sabredin, sonuna kadar izleyin. Acele edip de atlamayın videoyu. Tamam mı? Ağır ağır anlatacağım. Ondan sonra yok benim hard diskim açılmıyor vesaire bilmem ne diye de benim başıma çökmeyin. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bu işlemi yapmak için bir tane küçük USB diske ihtiyacınız var. Buna bir yazılım yükleyeceğiz. Bu yazılımla bilgisayarımızı buradan başlatacağız. Şimdi buna yükleyeceğimiz yazılım Clonezilla diye bir şey. Burada paylaşıyorum zaten sizle. Bu Clonezilla bedava. Şurada görüyorsunuz siz. Clonezilla Live yazıyor. Gideceksiniz buraya. Ve de şurada bakın USB Flash Drive yazıyor. Şurayı tıklıyoruz arkadaşlar. İşte Windows için indirelim. Tamam. Şurada download diyor. Şuna tıklayın arkadaşlar. Evet. Şurada stable demiş. Yani en son güvenilir sürüm. Bunu tıklıyorsunuz. Ve de evet ve de bu bilgisayarımıza indirildi. Bakın şurada çok büyük bir dosya değil. 300 MB. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Sizde WinRAR vardır yoktur bilmiyorum artık. Bunu diski açacaksınız. Ve de diski açtıktan sonra bunun içine kopyalayacaksınız. Gördüğünüz gibi Türkçe yok. Arapça var mı? Arapça da yok. Çince var, Korece var. Bilmem ne maalesef Türkçe yok. Olsaydı iyiydi. Ne yapacağız bu durumda? Bu durumda ben bunu size anlatacağım. Şimdi şurada biraz geriye gidelim. Bu işi nasıl yapacağız? Evet, burada açıklamalar var. Bunları arkadaşlar Türkçe'ye çevireceğiz tabii ki. Türkçe çevirmek için nasıl yapıyoruz bu işi? Çok kolay yapıyoruz. Translate Google'a gidiyorsunuz. Kopyala yapıştır. Ve de alın size Türkçe. Yani Türkçe hani İngilizce bilmiyorum da ben yapamıyorum falan filan. Bunlar çok dandik bahane. Evet. Ve de bunu Türkçe'ye çevirdik. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın. LiveZip dosyasını indirin. Bunu indirdik zaten. Biçimlendirilmiş USB diskinizde en az 500 MB boyunca. Yani çok küçük bir şey. Yani bu ne demek? USB diskte bakın. Hepsi burada. Öyle bir alt bir katalog directory folder falan açmayın, tamam mı? Ben kusura bakmayın Türkçesini tam bilmiyorum. Ben hiç Türkiye'de çalışmadım. O yüzden İngilizce konuşuyorum. Bu kelimeleri Türkçesini pek anlamıyorum açıkçası. Bilgisayar şey. Neyse. Bu şeyi
Dosyanın tamamen içeriğini arkadaşlar buraya açıyorsunuz. Olduğu gibi dizinin mimarisini koruyun demiş. Yani şu cip şeyi falan, bu EFE, boot vesaire, bunları burada görmeniz lazım. USB flash anında MacBook dosyası için bir kısa yol oluşturun. Bunu nasıl shortcode oluşturacağız arkadaşlar? Mouse'unuzu getiriyorsunuz üzerine. Sağ klik ve de kısa yol oluştur. Kısa yol diyorsunuz. Shortcut. Daha sonra bunu kopyalayacağız. Nereye kopyalayacağız? Şuraya. Şurada benim zaten varmış. Ben şunu sileceğim. Size göstermek için sadece. Buraya yapıştır yaptım. Şimdi burada yapmamız gereken şey, başka ne diyor? Özelliklere gelişmiş bir yönetici olarak çalıştır. Şuradan sağ yine özellikler, properties, advanced, gelişmiş. Şunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Run as administrator. Yönetici olarak çalıştır. Uygula. OK. Ve de kapattınız. Command prompt dediğimiz şey var ya. Bunu run as administrator. Şimdi burası çok önemli. Şimdi bizim USB diskimiz neydi? F diski. Burada arkadaşlar F'ye geçeceksiniz. Burası çok önemli. Ben bunu MacBook'u biliyorsunuz buraya kopyaladım. Değil mi? MacBook burada. Diskimizdeyiz. Şimdi bakın şurada bir çok ciddi bir uyarı var. Bunu C'deyken çalıştırmayın diyor. Bunu C'deyken çalıştırmayın diyor. Yani şurada F'de olacaksınız. Yani USB diskiniz neyse orada olacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemli. Eğer bunu yapmazsanız bir daha normal hard diskinizden bilgisayarınızı başlatamazsınız. Onu tamir etmeniz lazım. Kurtarılır mı? Kurtarılır. Ama burada gözünüzü, kulağınızı iyi açın. Tamam mı? F diskindeyken çalıştırıyoruz. F diskinde ne var? Bu USB disk. Değil mi? Bakın şurada yazıyor. USB disk. Buradan MacBook bunu çalıştırıyoruz. Bakın. Burada yeni yazıyor. Bunu sadece de USB'den çalıştırın. Başka bir yerden çalıştırmayın. Ondan sonra bunu ben tıklıyorum. Press any key to continue. Evet. Böyle diyor. Bu F diskini, yani USB'yi hazırlayacağız. Tıklayın. Tıkladık. Ve de hazır. Your F drive should now be bootable. Evet. Şimdi artık bu USB flash'ı kullanaraktan herhangi bir bilgisayarın içindeki hard diski başka bir hard diske kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Yani yeni aldığınız hard diski kopyalayabilirsiniz. Ben iki ayrı bilgisayardaki 3 diski kopyaladım. Aynı USB'yi kullanarak da. Yani bunu bir kere hazırlıyorsunuz. Bir daha hazırlamanıza gerek yok. Yani bu işi iş olarak yapıyorsanız eğer kullanabilirsiniz. Ve de gördüğünüz gibi çok da basit bir işlem. Şimdi bundan sonra yapılacak iş ne? Tabii ki yeni hard diskimizi, mesela şu hard diski ya da bunu bilgisayarın USB'sine takacağız. Bilgisayarın tabii ki iki tane USB'si olması lazım bu durumda arkadaşlar. Bir tanesine bu yeni hard diskinizi takıyorsunuz. Bir tanesine de bunu takıyoruz, değil mi? Daha sonra ne yapacağız? Bilgisayarınızı bir restart yapın. Bilgisayarınızı bir kapatın, açın. Tamam. Ondan sonra bilgisayarınızı bir daha kapatın. Ve de şu ikisini takın. Taktıktan sonra bilgisayarınızı açarken bendeki bilgisayar, bir Lenovo'da yaptım, bir de Dell'de yaptım. İkisinde de F12'ye basaraktan boot menüsüne girdim. Boot menüsünden şunu seçtim arkadaşlar. Dedim ki buradan başlat.
Daha sonra bunun geri kalan işlemi beraber göreceğiz. Çok zor değil.
Sonraki aşamada bu yeni kopyaladığımız bu diski eskisiyle değiştirmek. Emekli mühendisten benceler uyarsa.